İyi arkadaş. Yıllar önce bir köyde iki genç yaşarmış. Bunlar birbirlerine aşıklarmış. Delikanlı ailesini gönderip kızı istemiş ama kızın ailesi kabul etmemiş. Bunun üzerine gençler kaçmaya karar vermişler. Delikanlı, kıza, "Cuma günü herkes yatsı namazını kılarken gelip seni kaçıracağım," diye söz vermiş. Kız da kabul etmiş. Delikanlı evine dönerken karşısında yaşlı bir adam çıkmış. Adam, delikanlıya, "Sana çok iyi bir haberim var. Babanı öldüren adam, cuma günü herkes yatsı namazını kılarken saklandığı yerden ayrılıp başka bir yere gidecek. Nereden geliyor, nereye gidiyor bilmiyorum ama cuma günü yatsı namazı kılınırken köyün çıkışında olacak," demiş. Delikanlı bu habere hiç sevinememiş, çünkü onun başka planları varmış. Sevdiği kıza bir söz vermiş ve o sözü de tutmak zorundaymış ama kanlısını da cezalandırması gerekirmiş. Eğer babasının katilini cezalandırmaz ise köyde itibarı kalmayacakmış. Kimsenin yüzüne bakamazmış. Bu şekilde düşüne düşüne eve gelmiş. Evde annesi bir sürpriz de patlatmış. Demiş ki, "Bugün arkadaşın geldi ve seni sordu. Evde olmadığını söyleyince, cuma günü herkes yatsı namazını kılarken onun yanında olman gerektiğini, çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Arkadaşlığımızın hatırı varsa gelir," dedi, demiş. Delikanlı iyice çıkmaza girmiş. Ne yapacağını bilemiyormuş. Kara kara düşünmüş. En sonunda çareyi köyde yaşayan bir bilgeye danışmakta bulmuş. Bilgenin yanına gitmiş ve durumu anlatmış. Bilge de şöyle demiş, "Durumun çok zor ama bir düşün. Sevdiğin kızı kaçırmazsan verdiğin sözü tutmamış olursun ama o kız olmasa da ileride muhakkak bir kızla evlenirsin. Çok mutlu olmazsın belki ama yine de bir yuvan olur. Kanlını cezalandırmaz isen başın eğilir, rezil olursun, itibarın kalmaz. Ama ileride öyle bir şey yaparsın ki itibarını yeniden kazanırsın. Başka bir gün kanlının yerini yine bulur, cezalandırırsın. Ancak arkadaşını zor günde yalnız bırakırsan onu kaybedersin. Öyle bir arkadaş bulman çok zor. Sen var git arkadaşının yanına," demiş. Yaşlı bilgenin söyledikleri delikanlıya mantıklı gelmiş. Genç giyinip kuşanmış cuma günü arkadaşının yanına gitmiş. Arkadaşına kendi durumundan hiç bahsetmemiş. Onun dertlerini dinlemiş. Gerçekten de arkadaşı zor durumdaymış. El birliğiyle dertlerine çare bulmuşlar. Onu derdinden kurtarmışlar. Genç arkadaşıyla işi bittikten sonra yorulmuş bir şekilde eve dönmüş. Evin kapısının önünde bir kalabalık ile karşılaşmış. Annesine bir şey oldu diye korkmuş. Hemen atından inip eve girmiş. İlk odada yaşlı adamlar sessiz sessiz oturuyorlarmış, kimse delikanlıya bir şey söylemiyormuş. Odanın içine girdiği zaman yerde kanlısını elleri kolları bağlı görmüş. Ne diyeceğini, ne yapacağını şaşırmış bir şekilde beklerken diğer odada genç kızların seslerini işitmiş. Odaya girdiği zaman odanın ortasında oturan bir gelin görmüş. Delikanlı gelinin örtüsünü kaldırmış, bakmış ki sevdiği kız. O an çok mutlu olmuş. Meğer arkadaşı delikanlıyı çağırırken işi olup olmadığını da araştırmış. Delikanlının kendi yanına geleceğini bildiğinden bir arkadaşını katili yakalamak, diğer bir arkadaşını da sevdiği kızı karşılamak için görevlendirmiş. Delikanlı ve sevdiği kız evlenip çok mutlu bir hayat sürmüşler.